kurulamak geleneği bu ülkede maalesef hızlı bir biçimde yaygınlaşıyor. Bunu bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının ve diğer siyasi partilerin, özellikle İktidar Partisi'nin ilgilerine yapılan haberlerden sonra basının başına gelenler, hem işte bu tür milli maçlardan sonra veya orada olan hadiseler üzerine kusurlarını kapatmak üzere bunun yayılmasını istemeyenlerin basın mensuplarına saldırmaları gerçekten son derece ibret alınması gereken bir durum. Öncelikle bu ülkede şiddetle karşı çıkmalıyız. Ne gerekçe olursa olsun. Burada en önemli unsur şiddet unsurudur. Bu topluma yaygınlaşır. Bunların hoş görülmesi son derece tehlikelidir. 6 ay başlara girememe cezası falan, bunlar hepsi hikayedir. O şiddet uygulayan vandallar, Güneydoğu'daki şiddet uygulayan vandallardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü sonuçta şiddet şiddettir. Ben bu bakımdan bunu Çanakkale'den Barış'ın kentinden bir kez daha uygulamak istiyorum. Ve bunu basın mensuplarına yapılan bu saldırıyı şiddete kınıyorum. Gereğinin bir an önce gereği gibi yapılmasını da temenniyorum. Tabii son günlerin malum sıkıntılı bir olayı da Ermenek Ekim Maden faciasında şu anda toprak altında hala çıkaramamış olan emekçilerin durumu. Bunlardan 8 tanesi çıkarıldı. 10 tane daha toprak altında olan emekçi var. İnşallah umuyorum onların da en azından cansız da olsa bedenlerine ulaşılıp ailelerinin onları sahiplenmeleri ve mezarlarının bilinir yerde kurulması için onlara teslim edilmesini diliyorum. Ve bu acıların bir kez daha yaşanmamasını diliyorum. Geride kalanların acısını her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Bu işin ne fıtratla, ne kaderle, ne ilahi takdirle hiçbir alakası yoktur. Bu tamamen insani takdirin, daha doğrusu insani ihmalin bir sonucudur. Onun için bu ihmali yapanlar, göz yumanlar, buna fırsat yaratanların da bir an önce iş başından ayrılmasını da diliyorum ki yeni işçi şehitlerimiz, emekçi kayıplarımız olmasın. Tabii yine İlgilenme İstihbiyemiz, meslektaşımız, yerel yöneticimiz, Yenice İlgilenme İstihbiyesi Sayın Kadri Şener'de maalesef kaybettik. Onunla ilgili de hem Allah rahmet eylesin diyorum, hem de yakınlarına, meslektaşlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi Çanakkale'de en son gündem olarak biliyorsunuz geçtiğimiz cumartesi sosyal konutlar mevkiindeki bir proje yarışmasının sonucunu aldık ve ödül kazananları da, mansiyon kazananları da, birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ve değerlendirmeye değer bulunan eserler Tur Otel'de yapılan törenle ödüllerini aldı. Sosyal konutlardaki kentsel yenileme projemiz hızlı bir biçimde devam ediyor. Burada daha önce biliyorsunuz toplantılar yapmıştık. Sosyal konutlar bölgesinin 866 konutu ilgilendiren bir proje. Ve burada talepleri almıştık, önerileri almıştık. Ne şekilde çözebileceğimiz konusunda düşüncelerimizi aktarmıştık. Projelerimizi, planlarımızı aktarmıştık ve şunu demiştik. Eğer bu noktada hazırsanız, böyle bir irade koyuyorsanız, biz onun üzerine bir proje yarışması yapmak suretiyle
burada ne yapacağımızı, ne yapabileceğimizi ortaya koyup sizlerin de fikrini alarak, görüşünü alarak yolumuza devam edeceğiz demiştik. Geçen cumartesi günü bunu gerçekleştirmenin başlangıcındaydık. Proje yarışmasını yaptık ve birinci olan ekip efendim, sonuçta orada diğer projelerle birlikte, yeni projeyle beraber mahallenin de içinde bulunduğu bir törenle kendilerine ödülleri verildi. Ama daha önce Hasan Bey Spor Kulübü'nün olduğu alanda ki binada bunları 37 proje katılmıştı. 37'sinde sergiledik ve mahallenin ve sadece mahallenin değil, kentteki herkesin ama özellikle de mahallenin burada bu projeleri izlemesini sağladık. Notlar aldık, önerilerini defterlere yazdık. Şimdi bu projeyi derin 7 tanesini Çataltepe'lerde mahallenin Çataltepe'ler lokali de biliyorsunuz o alanda sosyal konutlar alanında bir müddet daha ya 10 gün daha yine mahallenin izlemesine ve incelemesine sunacağız ki ondan sonra yapacağımız toplantıda yol haritamızı çizeceğiz. Yani buradaki soru işaretleri, kafalarda olan oluşacak soru işaretleri, temenniler, talepler, ne şekilde olması gerektiği konusundaki önerilerin hepsini değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Ve böylelikle yolumuza devam edeceğiz. Tam katılımcı bir anlayışla bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Çünkü buradaki hedefimiz şu biliyorsunuz, orada yaşayan hiç kimseyi o mahalleden, o bölgeden dışlamadan, çıkartmadan burada insanların evlerini yenileme yenileyip çağdaş ve depreme dayanıklı evlerde ikametlerini sağlamak. Bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hala o düşüncedeyiz. Çünkü o alanın %25'i belediyeye ait. Artı ilave kat biliyorsunuz artışı yapıldı. Umuyorum bunu başarıyla sonuçlandıracağız ve örnekle bir kentlerde örnekle bir yaklaşım olacak ve bundan sonra da zaten bir başka dönüşüm yenileme projemizde biliyorsunuz belediye bu Uşuyor'daki belediyenin arka tarafında ki alanda camiyle bu mevcut belediye arasındaki alanda orada da süreç devam ediyor, projeler hazırlanıyor. Oradaki insanlarla da anlaştık, imzalarını aldık. Orada da bir yenileme hareketine devam edeceğiz. Dolayısıyla Çanakkale'de bu dönem muhtemelen yoğun bir biçimde yenileme çalışmalarını sürdürüyor olacağız ve yapıyor olacağız. Daha sonra Fevzi Paşa Mahallesi var. Karşıda Barbaros Sanayi var. Ve kentin diğer bölgelerinde de müferit değerlendirmelerde olabilecektir. Kordon'daki binalar var. Onların yenilenmesi gerekiyor. Orada daha kolay, insanların mali durumları daha rahat olduğu için daha kolaylıkla bunları sağlayabileceğiz. Dolayısıyla kenti depreme dayanıklı binaların çoğunlukta olduğu bir kent haline getireceğiz. Biliyorsunuz Barbaros da bu kendiliğinden yenileniyor. Orada bir imar tadilatı yapmıştık. Şimdi müteahhitler geldi, oradaki bütün binalar peyderpey yeniliyor ve sağlam bir vaziyette insanların oturmasına fırsat veriyoruz. Bu arada ikinci konumda bu dönem yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapıyoruz. Araştırmalarımız var, gidiyoruz, yerine etüt ediyoruz. İnsanlar, firmalar geliyorlar, onlarla görüşüyoruz. Ama daha ziyade rüzgar enerjisinden öte, onun bazı formaliteleri de yoğun olduğu için gecikmelere sebebiyet veriyor. Güneş enerjisi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Güneş enerjisinden faydalanmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bununla ilgili
Greenpeace Çevre Örgütü bizi Almanya'ya davet etti. 4-5 belediye var, İstanbul var, İzmir var, yanılmıyorsam Eskişehir var, bir de Çanakkale Belediyesi'ni. Çünkü bizim çalışmalarımızı duyuyorlar, biliyorlar. Önümüzdeki hafta Almanya'ya, Mine'ye Greenpeace Çevre Örgütü'nün misafiri olarak gideceğiz. Ve orada enerji alanındaki, yani yenilenebilir enerji alanındaki son teknolojik gelişmeler ve finansal yöntemler, finansal imkanlar bizlere anlatılacak. Dolayısıyla umarım bunun kendi belediyelerimizin nasıl bunu uygulayabileceğimiz konusunda bize öneriler de almış olacağız. Ve dünya ne yapmış, nasıl yapıyor? Özellikle Almanya biliyorsunuz, güneşi en az ülkelerden olmasına rağmen en çok güneş enerjisi üreten ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla umuyorum faydalı bir temas olur ve döndüğümde de bu konuda tekrar sadece konuyla ilgili sizler kanalıyla kamuoyuna bilgilendirmiş oluruz. Üçüncü konum, biliyorsunuz teker ve şarap fabrikasının deniz tarafındaki 12 dönümlük bir alanı var. Çanakkale Belediyesi'ne hibe edildi bu alan. Seçimlerden önce AVM yapılırken burada 17'nin malıydı. Burayla ilgili çok spekülasyonlar oldu. Efendim işte burayı peşkeş çekiliyor, rantiye devriliyor falan da filandı. Israrla anlatmaya çalıştım ama özellikle bu işin olmasını istemeyen, yani bunda bizi zor durumda bırakmaya niyetli olanlar bir türlü anlatmak istemedi olayı. Olay gayet basit. Bir kez daha, son kez söylüyorum. Orada biliyorsunuz iki tane büyük bina var. İlk yapılan yüksek binalar. Ve diğer ufak tefek binalar var. Ve alan var. Burada konu şuydu. İki tane büyük bina depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Yani bu binaların yıkılması gerektiği yapılan etkiler sonucu ortaya çıktı. Onun üzerine oradaki burada 17 AVM bir teklifte bulundu. Dedi ki ben bu binaların ikisini aynısını yeniden yapayım. Bunu sinema olarak işleteyim. 15 yıl kira da vereyim. Ama diğer alanı bu iki binanın dışındaki diğer binaları da yıkarak, bir tek bu bacayı tutarak diğer bütün o açık alanı bir gençlik merkezi, 700 metrekare tabanlı, iki katlı bir gençlik merkezi yapayım. Altına kafeterya veya çay bahçesi ya da hatta galeri gibi kültürel alanlarda yaratarak diğer bahçeyi de, geri kalan bahçeyi de çocuklara yönelik, insanların kullanımına, oturmasına yönelik bir dizayn, peyzaj yapayım ve bunun karşılığında işte bu iki binayı hem yapayım, sıfırdan yapayım hem de 15 yıl işleteyim, sonra da belediyeyi terk edeyim. Burada vay belediye burayı veriyor, işte halka açık olacaktı, halkın malıydı diye bir sürü spekülasyon yapıldı. Sonuç itibariyle şu oldu. İkinci kez ihaleye çıktık. Birinci ihalede büyük yapmıştı binaları. Onun için orada da bir sürü spekülasyon oldu ama işin doğrusu şudur. Dosyalarda belediyedir. Verdikleri teklifte mevcut binaların mevcudunun biraz daha büyüğü olduğu görüldü. Aynısı olması oldu. Onlar çünkü orijinali o. Yeniden ihaleye çıktık. Bir başka firma da buna müdahil olmuştu o zaman. O da eksik evrakla girmişti. Alelacele girmişti. Dedi ki zaten bu da böyle bir talep de var. Çıktı. İkinci ihale ikisi de girdi. Yani ilk ihalede zorla girmeye çalışan, zaman yoktu, yetişemedik diyen firma da girmedi. Diğer ben bunları yapayım de şey yapayım, mecburen bize ihale yapmak zorundayız. Yani talep o firmadan geldi ama ne olursa olsun ihale yapmak zorundayız. Yani burası resmi bir kurum. O da geldi. Hatta dedi ki yani teşekkür etti. Telefon ettim az biçimde. Kamuoyunda o kadar çok bu işin dedikodusu çıktı ki firmamız olarak, firma olarak
efendim şeyimiz yani kurumsal kimliğimize zede geliyor. Onun için teşekkür ederiz, istemez dedi. Ben de onun üzerine ihale kararı aldım, yıkım ihalesi. Bütün binaları yıkıyorum. Sadece baca kalacak, o bir gösterge, burada bir sanayi vardı diye. Daha sonra süreç içerisinde kendimiz artık ne yapacaksak, işte gençlik merkezini nasıl yapacağız, bir proje herhalde yapılacak ve sonuç itibariyle bütçemiz olduğu sürece yapmaya çalışacağız. Halbuki bunu o tarzda yapabilseydik hem yarın iki binamız olacaktı, mevcut binalarımızın kültürel sanayi binası olarak korunmuş olacaktı. Hem 10 sene, 15 sene sonra, 14 sene sonra tamamıyla belediyeye sinemasıyla beraber kalacaktı. Ama bu süre zarfında Çanakkale halkı orada sinemalardan yararlanacaktı. Bize bir peyzaj düzenlemesiyle bütün alanı bizi yapı verip bize teslim edecekti. Üstelik kira alacaktı. Efendim. Ve 9 trilyona yakın, 9 milyon yeni tarihli milyonun bir yatırımı 5 kuruş para harcayarak yaptırmış olacaktı. Ama yoğun bir kara provokanda diyorum ben ona. Bir de yatırımcıları ben geri çekilmedim. Yani asla bundan vazgeçmiş değilim. Ama yatırımcılar çekildi. Yeni bir yatırımcı gelirse yeniden düşünürüm, yeniden değerlendiririm. Mühim olan burada oranın fonksiyonel biçimde halkın yararına kullanılmasıdır. Hiçbir alanın halka kapatılmadan kullanılması noktasındaki her türlü projeye de destek vereceğim. Bunu da bir kez daha ve son kez anlatıyorum. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz bu noktada o alanda en son spekülasyonda Akfa fabrikasının olduğu alandaki imar plan tadilatı konusu. Bu da artık tabii kentte biraz kabak tadı verdi ama ne yapalım? Bunu da gündeme geliyor. Geldikçe de konuşmak zorundayız. Orada ki itirazımız şu idi. Bunu konuşup söylemiştik. Seçimlerden önce de bir konu vardı. Seçimlerden önce de bu işler manşetlerdeydi, hatırlayacaksınız. Seçimler geçti, yine gündeme geldi. O zaman da söylemiştik, bu zaman da söyledik. Dedik ki, burada yapılabilecekler belli. Bu yapılabileceklerin notları 5000'lik planda var. Bunların dışında bu 5000'lik plan notlarına delecek tarzda bir yapılanma son derece risklidir. Nedir o? Burada işte saymışız. Yol, yeşil alan, rekreasyon alanı, kültürel tesis alanı, efendim kafe, lokanta, oyun alanları, spor alanları ve konaklama tesis alanları yapılabilir. Şimdi konaklama tesis alanı bizim için çok önemli bir kavram. Yani konaklama tesisi yani otel dediğimiz, öyle tarif ettiğimiz bir alan. Çanakkale turizm kenti olacaksa kıyıda bu tür yapıların olması şart. Nitekim işte Kolin var. Şimdi köy hizmetlerinin oraya bir yapı yapılacak. Yine Yeşil Park Yeşil'in olduğu şu anda düğün salonu olarak kullanılan alan var. Hatta Kolin'in yanında bir arazi vardır. Orayı konut istemişlerdir. Orayı deniz turizm alanı yaptık. Hatta yurt var biliyorsunuz. Öğrenci yurdu var. Öğrenci yurdu alanını da bu meclis turizm alanlarını ilan etti. Ve bu şer oradaki bütün alanları kapsayan bir şerdir. Bu olduğu takdirde burada imarla ilgili elbette ki şartlardan bazılarından vazgeçiyoruz. Yani bunu değiştirebiliyoruz. Nitekim otelin yapılacağı alan bir emsal olarak verildi. Hizmetlerin orada. Yine Yeşil Park'ın olduğu alan 0.75 emsaldir. Konaklama tesisinde olan aslında imar planı şu anda şey olarak kullanılıyor. Düğün salonu olarak kullanılıyor. Onun dışında
ki alanlarda vali konağı alanı örneğin 0.50 emsaldir. Kıyı AVM'de 0.45 emsaldir. O alanın aslında ilk başlangıcı 0.45'tir. Daha 1970 küsürlerden beri yapılan planlarda orası hep emsali 0.45 olarak önümüzde yer almıştı. Daha sonra özel proje alanı olarak tarihat yapılmıştı bildiğiniz gibi. Bu atfa alanında da turizm alanı olacaksa bu konuda ona da gerekli imar artışları verilebilir. Verilmelidir zaten. Yani çünkü sonuç itibariyle bir otel yapılacaksa turizm kentinde buna müsaade edilmesi gerekir. Ama onun dışında ki işlemlerle ilgili özellikle konut olamayacağına dair anı hüküm varken yarın konuta çevrilmesi muhtemel bir takım plan tadilatlarıyla 0.30'dan 1 emsale çıkarılması kabul edilemez bir artıştır. Yani bir bölümünde turizm tesisi var. Bu 0, yani %25'i turizm tesisi olarak gelen plan tadilatında geri kalan ticaret olarak geldiği zaman bunun ne olabileceğini de gayet iyi bilebiliyoruz. Home office şeklinde, hatta plan tadilatlarının bir bölümünde daha önce yazılmıştı. Home office adı altında konuta döndürülebilir, inşaatlar yapılacaklardır. Zaten bizim şehrimizde de ticaret alanı diye bir alan yok. Yani bizim 5 günlük planda da ticaret alanı diye bir şey yok. Ha, ticaret alanı şöyle olabilir, 6 ticaret alanı olabilir, mümkündür. Zaten daha önceki bir projede de böyledir. Ama üst taraflarının ticaret alanı olarak işlenmesi yarın buranın konuta döneceğinin bir riskidir. Öyle yapılacak diye kimseyi suçlamamız da yanlış olur ama bu olabilir diye buna engel olmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bunu hem kendi Cumhuriyet Halk Partisi grubunda söyledim. İmar Komisyonu buna olumlu olarak karar vermiş. İmar Komisyonu'na ben müdahale etmiyorum. Şöyle bir eleştiri var. Canım İmar Komisyonu sana sormuş, sen bir şey söylememişsin. Ben hiçbir İmar Komisyonu, hiçbir komisyona bugüne kadar şunu şöyle yapın diye hiçbir şey söylemem. Çünkü onlar ihtisas komisyonudur. Benden, bana bağlı değildir. Benden bağımsız çalışır. Onlar meclisin komisyonlarıdır. Benim komisyonum değil. Onlar meclis tarafından seçilerek meclis adına görev yapan üyelerdir. Onların benden izin almasına, benim görüşümü almasına, benim evetime, hayırıma hiç ihtiyaçları da yoktur. Benim böyle bir müdahalem de son derece yanlıştır, antidemokratiktir. Dolayısıyla bana söylendiğinde hiçbir yorum yapmadım ama daha sonra hem Cumhuriyet Halk Partisi grubunda hem mecliste canlı yayında hepinizin de izlediği gibi bu planın bu şekilde geçmesinin sakıncalarını anlattım. Çünkü niye? Artık meclise hitap ediyordum. Artık siyasi partinin grubuna hitap ediyordum. Dolayısıyla burada görüşlerimi söylemem kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü benim de oy hakkım olduğu bir yer. Komisyonlarda benim oy hakkım yok. Girme diye söz konusu değil, müdahale etmem diye bir şey söz konusu değil. Ama mecliste ve grupta elbette ben de düşüncelerimi özgürce söylemek durumundayım. Söyledim. Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu çekimsel kalarak mecliste çoğunlukla oy bildirdi değil ama sayısal çoğunlukla bu plan geçmiş oldu. Şimdi bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı bir toplantı yaparak açıkçası biraz da şah kurnazlığı yaparak bu olayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklemeye çalıştı. Bu son derece yanlış bir düşünce tarzıdır bence. Hatta şöyle bir ifade kullanmış. İp cambazlığı partimize mal edilemez. Vallahi ip cambazlığı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü
Bir kısmı çekimser, büyük çoğunluğu çekimser. Bir tanesi red, bir tanesi kabul. Kabul vereni disipline vereceğiz. Şimdi bu ipin neresindeyiz anlamadım. Neresi kardeşim sen? Bu iş olsun istiyor musun, olsun istemiyor musun? Yani kabul ediyorsa, edeni disipline veriyorsa demek olmasın istiyorsun. E o zaman çık. Talimat ver şeyine, grubuna. De ki, arkadaş bunu biz de eğer belediye başkanı gibi veya kamuoyunda çoğunluğu gibi böyle düşünüyoruz. Bu yoğunluk fazladır. Buradaki imardaki ticaret alanı olmasında biz de sakınca görüyoruz. Onun için reddedin de. Ya da daha önce deklare et. Biz de bilelim. Mecliste biliyorsunuz grup başkan vekiliyle, sözcüsüyle red ver üye iki kere dışarı girip çıktı. Burada tartışma yaşadılar. Ben müdahale ettim. Hepiniz şahitsiniz, televizyonlarda var. Müdahale ettim. Meğer tartışmanın konusu red vereceğim, hayır red verme. Hayır ben vereceğim, verme. İl başkanı sonra çıkıyor. Ne yapalım diye. Sonuçta gelinen nokta ya çekimsel kalı ya red verin noktasında hanımefendi red veriyor. Bunu dinlemeyen diğer üye evet veriyor. Neden verdiğini bilemiyorum. Kendi takdiridir. Grup kararı eğer öyleyse uymamış oluyor. Ve çekimsel kalarak geçiyor. Ondan sonra da başkanı çıkıyor diye git cambazla yapıyor. E cambazın ilk alasını kendileri yapıyor. Cambazla. Yani şart kurnazlığı dedi. Yani çekimsel kalalım. Adalet ve Kalkınma Partisi veya herhangi bir parti veya herhangi bir grup Çanakkale'yle ilgili belediye meclisindeki herhangi bir konuda çekimsel kalma lüksüne sahip değildir. Üyeleri kalabilir. Ama partinin görüşü olur. Bak, o üyelerin görüşü olur. Der ki kabul edilsin. Yani ben nasıl çıkıyorum, söylüyorum özgürce. Onlar da söylemez bunu. Ya çekimsel ve ya renkler. Öyle bir şey yok. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Olsun istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yoksa başka ilişkileriniz mi var? Yani çekimsel kalalım geçerse de biz iyi durumda kalalım, geçmezse de bizden olmasın modunda mısınız? Şimdi de itiraz edeceğiz diyor. Çok geç yani itiraz, sizden önce bir sürü insan itiraz ediyor zaten. Neyine itiraz edeceksiniz? Madem geçmek istemiyorum, geçirmek istemiyorum, madem ki bu konuda geçmiş olan bir meclis kararına itiraz edeceksin, niye daha önce bu karara reddediyorsun? Niye? Çünkü kamuoyu baskısı sonucunda geri adım atmak zorunda kalmış. Onun için bundan böyle de biliyorsunuz imar komisyonu üyesi de istifa etti kendi partilerinden. Niye? Bilmiyorum. Ama imar komisyonundan istifa hayırlara vesile değildir. Bunu dikkatle izlemek lazım. Niçin? Neden? Hiçbir gerekçe de yok. Onun için ki o meclis üyesi imar komisyonunun üyesiyken Akfa dosyasıyla ilgili karara red oyu vererek imza atmıştı. Konuyla ilgili imar komisyonu red kararı vardır. Oy birliği. Ondan sonra ne oldu da değişti de 0.30'dan 1 emsale çıkan bir dosyada çekimsel noktaya geldik. Kamuoyunu meşgul etmemiz, dedikodularla meşgul etmemiz son derece haksızlıktır. Kamuoyuna haksızlıktır. Çanakkale altına haksızlıktır. Her şeyi açık ve net konuşacağız. Öyle çekimsel kalarak, görmezden gelerek, toplantıya katılmayarak, efendim, basında böyle bir takım laf yapmazlığı yaparak bir yere varmanın söz konusu olamaz. Şimdi ben soruyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli il başkanı. Akfa dosyasının bir o emsal olarak geçmesi noktasında daha önce de kararınız red miydi? Ve niye bu kararınızı grubunuza empoze edemediniz?
Niçin şimdi itiraz etme noktasına geldiniz? Bırakın itiraz etmeyin. Çekimsel kalsın onu gelen şey, grubunuz. Ne oldu da itiraz etme noktasına geldiniz? Dolayısıyla burada akla dosyasıyla ilgili spekülasyonların artık son bulması gerektiğine inanıyorum. Oradaki mülkiyet sahipleri de o alanın çok fazla yapılaşmadı. Emsalleri gibi, yani 0.30 yapacakları işe göre emsallerinin düzenlenebileceği ama o alanın halka açık bir biçimde alt tabanının halka açık kullanım içerisinde olacağı bir takım planları, yapısal planları, projeleri getirmesini diliyorum. Zaten biliyorsunuz koridorumuzu çalışmalarımız devam ediyor. 50 metre doldurarak oradan devam edecek. Yani orada önemli bir kordon oluşacak. Dolayısıyla kordonun kapanması, yapılarla kapatılması diye bir şey söz konusu değil. Yani vali konağın önünde de, diğer otellerin önünde de, kıyafetin önünde de, mevcudun ötesinde 50 metrelik bir alanımız olacak. Oralarda yine halka açık birçok alan yaratmış olacağız. Dolayısıyla orada gezen insanların o alanları kullanmasına engel olmayacak şekilde bu imar tadilatının yapılması gerektiğini oteller orada insanlar yararlanabilir, turizm kentidir. Bir grup insanın kullanımına değil, kente gelen, kentin turizmine katkı veren insanların kullandığı ve Çanakkale halkının da kullanabileceği alanlardır. Ve bu şekilde kıyarene yine insanların gittiği, alışveriş edeceği ve oturup orada keyif alacağı, kafelerin olduğu bir alandır. Ve halka açık bir alandır. Hiç kimse önünde duvar çekemez. O bakımdan yine buna benzer plan tarihlerleriyle o alanın gerçekten bu görüntüsünden kurtulması lazım. Ama konuta dolambaçlı yolla da olsa tevessül edilmesi ne ve bunun bizi kandırılarak geçirmeye çalışılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bu konuda da ifade etmek istedim. Ve sonuç itibariyle olmazsa olmaz kalabilir de yani bu kent Akfa'nın yapımına bağlı değil kentin gelişmesi. Akfa orada durur. Kapatırız. Görselini tabiatıyla yok ettiririz, düzelttiririz, hepsini yaparız. O noktaya geldiğinde onu da yaparız, yapacağız zaten. Biliyorsunuz Sümerbank sertifikleri yıllardır duruyor. Ne oldu? Bu kentte bir şey mi oluyor? Herkes yaşamını sürdürüyor. Ama bu haksız kazançlarla, rant beklentileriyle, dayatarak bu noktalarda halkın beklentilerine uygun olmayan plan tadilatlarında müsaade ettiğimiz söz konusu olamadı. Bu konuda her yerlere şikayet ediliyorum. Evet, parti gelenler gelirim de şikayet ediliyorum. Ama artık onlar da baktı. Basın da baktı. Çanakkale kamuoyu da baktı. Bu akfa konusuna bir artık son vermemiz gerekir. Muhtemelen mecliste bu imar plan tadilatının yapılan itirazların kabul edilerek iptal edileceğini umuyorum. Öyle olması Çanakkale halkının beklentisini karşılayacaktır. Ondan sonra da oturup sağlıklı bir takım projeleri oturup konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Zaten ben bir şeyi merak ediyorum, dikkat ediyorum. Mal sahipleri hiç yok ortada. Arsanın sahipleri hiç yok. Hep aracılar ve tepecilerle görüşüyoruz. Böyle. İşte yok imzalı vekaletname var. Ya bir vatandaş bir gelsin, malı sahibi bir gelsin. Bir dinleyelim bakalım ne istiyor kardeşim. Malı sahibi yok. Mal sahipleriyle bir görüşelim. Ne istiyorlar? Kim onlara ne taahhüt ediyor? Biz bunu geçiririz meclisten diyenler mi var? Siz bize verin bu yerin vekaletini biz bunu kotaralım diyenler mi var? Bilemiyorum. Mal sahipleri bekliyor. Mal sahipleri yok orada. Sümerbaşçıların sonrası geldi, onlarla tanıştık. Bir de akfacılar gelsin, onlarla tanışalım. Ve onunla çözeceğimizi muhtemelen çözebiliriz diye düşünüyorum.
Akfa konusunda çok fazla da artık bir şey söylemek istemiyorum. Her şey söylendi, her şey yazılıyor, çiziliyor, itirazlar yapılıyor. Önümüzdeki ayın 3'ünde de meclisimiz var. Tahmin ediyorum mecliste de bu hatadan dönülecektir. Bunu da temenni ediyorum. Evet, benim sizlerle paylaşılmak istediğim noktalar bunlar. Sizlerin soruları varsa onları cevaplayayım. Yoksa çaylarımızı içelim. Buyurun. Başkanım, sosyal konuklarla alakalı programlar yapıldı. Katılımcı bir demokrasi örneği gösterildi ve halk bunu özellikle tartışsın dediniz, oradaki yaşayan insanlar görsün dediniz. Bu çok güzel bir şey. Buna benzer bir şey belediyede, belediye binasında da yapıldı. İşte proje yarışması yapıldı. Evet. Herkes görüşünü belirtebildi. Bu çok güzel ve halkın kabul edebilmesi, eleştirilerini getirip şöyle yapalım demesi açısından önemli. Fakat bir öz eleştiri yapmamız gerekirse, bu 12 dönüm arazide de bu tarz bir şey yapılsaydı, siz bir sosyal alan ilan ettiniz, işte sinema olacak, bunlar olacak diye bir proje yarışması açmış olsaydınız ve bunun kamuoyunun tartışmasını isteseydiniz, bugün sosyal konularda yaşadığımız bir örneği yaşardık diye düşünüyorum. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, siz burada bir şeyleri eksik yaptığını düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Ben oraya olmayan bir şeyi yapmayı düşünmedim. Yani şöyle izleyeyim. İki binayı konuşuyoruz. Yani olayı genele yaymak yanlış. İki tane mevcut binayı konuşuyoruz. İki mevcut bina sağlam olsaydı hemen içine yıkılarak içinden bir şeyler, konstrüksiyonlar, yapılanmayla bu sinema işi otomatik iki bina kalma suretiyle daha sonra mevcut iki binanın yerine aynılar yapılmak koşuluyla yine sürece devam ettik. Onun dışındaki o alanın tamamının bir 700 metrekarelik gençlikle ilgili bir yapılanma ve aşağı seçti galeri ve kafeterya ve diğer halkın yararlanacağı efendim alan dışında hepsi açık alan. Yani biz oraya şehir dışında bir proje, mevcut binaların dışında bir proje düşünmüyoruz. Mevcut iki binayı konuştuk. Onu zaten sadece o iki binanın kullanımını öngördük ve o kullanımın karşılığında hem diğer alanın yapılması hem kirayla o insanlara kiralanması ve 15 sene sonra belediyeye geçmesini düşündük. Ha şimdi dediğiniz noktaya gidebiliriz tabii. Çünkü madem ki yıkacağız artık böyle bir beklentimiz yok. O zaman bu bir talep de yok. Ya iki binanın kullanımı karşısında ben size bunu yapayım diyen insanlar da yok ortada. Dolayısıyla yıkacağız, alanımız kalacak, bir de bacamız kalacak. Ondan sonra burada kimin ne istediğini biliyoruz biz. Ama onu katılımcı bir biçimde yaptık yani bunu sorduk. Bütün odada yazılar yazdık yani. Kendi kendimize karar vermedik. Toplantılar yapıldı, insanlar geldi görüşlerini aktardı. Hepsinin tutanakları var bize, mevcut. Ve onların arzusu üzerine zaten. Zaten arzu da şu, ya kardeşim burası yeşil alan kalsın. Genel temayül o. Ama kalırken de işte bir kafem olsun, bir çay içeyim, işte 50 kuruşa çay içeyim, efendim. Ama bir taraf var, yani o iki bina noktasında orada yatırım yapan birisi, iki binayı 15 yılına kiralayayım, sinema yapayım, sonra sana bırakayım, talebi de bize çok da garip gelmedi. Çünkü ilave bir şey yapmayacaklar, mevcutları kullanacak. Bu bitince artık bunu tartışacak tarafı yok. Şimdi dediğiniz gibi bazı projeler koyabiliriz. Ben yapılaşmadan karşıyım. Sadece orada bir dediğim gibi işte insanlar geldi, özellikle gençlerin, çocukların bir takım aktiviteler yapabileceği bir alan yapıp gerisini halka açık bir alana getirmek. Sonuçta oraya gideceğiz. Ama farklı örneğin yıkım size ait değil. Derlesine sürdürdüğün iş ama bilginiz vardı. Dün evvelsi gün itibariyle yıkım durdurulmuş bir mahkemelik bir durdurum mahkemelik bir durum söz konusuymuş. Bilginiz var mı? Yok. Bilmiyorum. Niye durdurulmuş? Bilmiyorum. Sabahleyin de baktım bir çalışma yok. Bilmiyorum. Oradaki iş yerindeki aşağıdaki iş yerindekiler falan mı? Şikayet etmişler, hak sahibi falan diye dün akşam konuştuk. Olabilir. Bilginiz var mı? Ne bilmiş bilmiyorum. Sonra da şimdi öğrendim. Yeni olduğuna göre yani ya yeni olayı daha bana aksatmış. Evet. Bitti mi? Pardon. Teşekkür ederim.
Ne darı suçlama? Ticaret Odası Komitesi'nden. Ne diye? Sizin projeyi seçim öncesinde sahiplendiğiniz zaman seçim sonrasında projeye geçtiğini belirtiyor önünde. Geçen hafta açıklamalar yaptılar. Projenin hakimiyeti devam ediyor. Şimdi sözleşmeye çağırıyoruz. Yani sadece çarşı değil o. İskelesi de var. Efendim Cumhuriyet Meydanı var. Şey var, iş yeri var. Ya büyük proje o. Böyle bugünden yarına bir bina iadesi de var. Devam ediyor. Bir vazgeçilmişlik diye bir şey yok. Devam ediyor. Ya, proje yarışması yaptık orada da biliyorsun. İşte o projenin birincisiyle şimdi sözleşme yapacağız. Evet. Başkanım, biliyorsunuz Robert Kriz'in ağaçlar diziyor ve bununla ilgili sosyal medyada bir eleştiriyor. Evet. Kim olduğunu bizim ücret yönetiyor. Bu konuda sizin bilginiz nedir efendim? Tam olarak takip edebiliyor musunuz? Neden kesim yapılıyor? Evet, benim bildiğim... Ağaçlar kesiliyor mu? Evet, benim bildiğim... orman alanlarının gençleştirilmesi projesinin bir parçası. Yani ormanları orada, ağaçları kesiyorlar belli bir alanı. Oraya dikim yapılacak ve yeniden orman alanı olarak kullanılacak. Ormanda bu yapılır. Yani ilk defa bizim kentin yanında yapıldığı için biz bunu dikkat ediyoruz. Halbuki bu Yenice'de, Çam'da, Bayramış'ta, oralarda da. Hatta bunu biliyorsunuz şeyler yapıyordu eskiden. Türkmenler yapardı. Şimdi dışarıdan ihaleyle yapıyorlar. Dışarıdan insanlar da geliyor. Eskiden kesim lokalları da yapılırdı. Şimdi kocaman makineler balık gibi kesiyor. Özür dilerim. Onun için bu yani bir orman programının bir parçası. Yoksa herhangi bir amaçla oraya bir şey yapılma amaçlı bir kesim değil. Ama benim bildiğim bu. Sayın Başkanım, orada şu an değişik bir kesim uygulanıyor. Evet. Sadece seyretme yöntemiyle yapıyordu ama şu anda komple eşleştiriyor. Evet. Ve tarlaya çeviriyor. Bu sonuçta 35-40 yılda oluşabilecek bir ormanlık olan oradaki ağaçlar. Evet. Ağaçlar. Bu yüzden bu sistem biraz çok daha farklı ve tarlaya şu anda orası kendi tepeye düştü ki 35 yıl sonra 35 yıl ama 3-5 yıl sonra bir ortada çıkıyor biraz her şey değil. Ama bununla ilgili bilgi esas orman müdürlüğünden almanız lazım. Benim bildiğim, bana sorduğunuz için benim bildiğim bu. O konuda yani devletin, orman idaresinin programı içerisinde gibi kesin ama onun yerine başka bir şey olacağı noktasında bir şey yok. Ama bir ormanda sormakta fayda var. Yani orman müdürlüğünden sormakta yarar var. Evet. Sayın Başkanım, aklıma sizi bir şey sormuşlar. Biliyorsunuz bu dosya 4-5 defa belirlediğimiz gündemine geldi. Evet. Kendi içinde önemli hassasiyetler var. Cumhuriyet Halk Partisi daha evvel birçok konuda mutlaka grup kararı almıştır. Evet. Bu dosyanın oylanması sonucunda bir grup kararı almadı mı? Alındıysa üyeler niye mi oynadı? Hayır. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi grubunda imar konularında grup kararı alınmış. Bizim şeyimizde öyle grup yönetiminde imar dosyalarında grup kararı almıyoruz. Ne zamandan beri? Çok, daha işte Cumhuriyet Halk Partisi'den beri. İmar konularının meclislere verildiğinden beri Cumhuriyet Halk Partisi imar konularında grup kararı almıyor. Çünkü imar dosyaları önemli hukuki sorumluluk yaratan konulardır. Nitekim yargılandığımız konular oldu diyorsunuz. Biz de yargılandık. Hüküm giyenler var. Arkadaşlar var. Yani CHP'de, sadece CHP'de değil, partilerden de var. Mahkeme yargılanıp hüküm giyip, hükümleri ertelenen, var ya yani yeni bir konu, şey madde erteleniyor hüküm icrası. O arkadaşlar var. Biz yargılandık, beraat ettik ama dosyamız yargıtaylar. Yani imar konusu ve grup kararı anlamayacak kadar kişilerin şeyini özlük hakkını zedeleyen konulardır. Onun için grup kararı almaz. Evet, buyurun. ifade kullanmıştınız. Deniz tarafından söylüyorsun değil mi? Deniz tarafından olan
inşallah vesaire. Orası size bilgi mi edildi? Evet. O firma tarafından. Evet. Ben de ne kadar bir alan orası onu sormak istiyorum. İkincisi yeni korumun doldurulacağından bahsettiniz. Onu biraz açar mısınız? Yani ne zaman başlayacak? Tabii. Nasıl bir proje orada? 50 metrelik bir doldu alanı demiştiniz. Son olarak da Akta dosyasıyla ilgili çeşitli konular tartışılıyor ama biraz önce ifade ettiniz, mal sahibi kim gelsin bize gördünüz. Fakat kamuoyunda da oranın CHP tepkinde tepkinde yani Serdar Soylu'na ait olduğu yazılı çiziliyor. Yani gerçekten oranın sahibi kim olduğunu siz biliyor musunuz? Yani arsa kime ait, gerçekten milletvekiline mi ait? Bu konuyu da biraz açarak ifade ederseniz. Tabii. Teşekkür ederim. Şimdi birinci konu bizim 12 bağışlanan alan, deniz tarafındaki eski Tekel Şarap Fabrikası'nın olduğu alan, 12 bin metrekarelik bir alan, 12 bölüm. Bu bir. Bunu biliyorsunuz Tekel Şarap Fabrikası özelleştirdikten sonra bir alanın, sanayi alanından çıkarılarak ticaret alanına dönüştürülmesi noktasında o zamanki, şimdiki firma değildir o zaman Forum Multitilkmol, Türkmol diye bir firma ile plan tarihlerine geldiklerinde o zaman şart koşmuş. Demişti ki deniz tarafındaki Arnavutköy'ün araziyi Çanakkale Belediyesi'ne şartsız bağışlayacaksınız. Başka şartlar da vardı işte. Çanakkale firmalara yer vereceksiniz, efendim burada çalışan insanlara çocuklarını istihdam edeceksiniz gibi şartlarımız var. Onlar da devam ediyor, onlardan vazgeçmiş değiliz. Bundan dolayı almıştık burası yani, bu şarttan dolayı. Bu firma devraldığı zaman da biz yine ruhsat verirken, şartımız da öyle, ruhsat, inşaat ruhsatı aşamasında imzalamadan bağışı yapacaksınız demiştik, burada oldu. Dolayısıyla olay budur. Yani bunun geçmişindeki süreci budur. İkinci sorunuz dolgu alanı. Bu projede de var biliyorsunuz. Benim seçim duvarlarının içerisinde de vardır. Şeye kadar geldik biliyorsunuz. Malina Restoran'a, eski Salame'ye kadar yeni koridoru yaptık. Şimdi orada Kepez'e kadar, Kepez sınırına kadar olan alanı da 50 metre genişliğinde bir dolguyla Kepez'e sahile ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Çevre Bakanlığı'na gitti. Karşılıklı yazışıyoruz. Çünkü bazen bir şey istiyorlar, onu tamamlıyoruz, gönderiyoruz. Sonra öteki aşamasında başka bir şey daha çıkıyor. Ama doğaldır bu. Yani bizim buradaki koridoru da yaparken de bu süreçleri geçirmiştik. Çünkü birçok bakanlıktan da görüş alınıyor. Şu anda sürecimiz devam ediyor. Bitecek elinde sonunda yani birkaç ay olabilir. Ondan sonra o alanı da doldurmuş olacak ve geniş böyle bir sahibimiz olacak. Konu budur. Akfa ile ilgili Akfa'da milletvekilinin bir mülkiyeti yok. Mülkiyet konusunda hiçbir hatta inşaatla ilgili de bir alakası yoktur. Yani kendisi milletvekilidir. O bakımdan ama ailesinin, kardeşinin ilişkisi vardır, ortaklıkları vardır. O ayrı bir konu. Oranın sahibi Naksat mıdır? Daha doğrusu Hüseyin Havuz Bey ve Servet Bey, yanılmıyorsam isimleri. Onların şirketlerine ait bir mülkiyettir. Yani tapu kayıtları bellidir. Onlar vekalet veriyorlar. Yani ilgililere vekalet veriyorlar. Plan tarihatı yaptırma vekaleti veriyorlar. Şimdi benim de demek istediğim o, vekalet almak isteyen arkadaşlar, müteahhitler veya ilgililer, yatırımcılar şöyle yapmak şartıyla vekalet alıyor. İşte şunu yapacağız, siz verin vekaleti, biz bunu elde edeceğiz. Verin vekaleti, size şunu yapacağız diye muhtemelen taahhütte bulunarak vekaletler alıyoruz. Ama bizden adamların ne istediğini bilmek zorundayız. Yani İlla konut istiyorsa bu 3 sitte sen anlar bir noktadadır. Ama şöyle deniyorsa ya biz hallederiz,
vekalet verin diyorsanız bu sefer başkalarıyla muhatap oluyorsunuz. Reddettiğiniz zaman iş kopuyor. Halbuki bu geliştirilebilir. Yani burada oturup insanlarla ne yapılabileceğini konuşmalıyız. Mülk sahibi yani sonuçta imzaya atacak olan, karar verecek olan mülk sahibi. Mülk sahibiyle bunu konuşabilmeliyiz. Demeliyiz ki arkadaş şu olabilir, şunlar olabilir, şöyle yapılabilir. Bunu isteyemezsin, bunu isteyebilirsin. Ona göre bir plan yapılır. Ve onun üzerine konuşabiliriz. Yani hatta en son meclis kararında bir şeyimiz vardı, plan notumuz vardı. Nedenini bilmiyorum yani ama bu plan notu bile kaldırıldı. Nedir o? Beşinci madde var. Beş büyük planlı madde şey bu, şerdi. Okuyorum. Proje alanında teklif edilen projeleri, vaziyet planları, yükseklik, cephe ve görünüşleri belediye meclisinde değerlendirilerek onaylandıktan sonra uygulamaya geçirilecektir. Yani bu konuyu tartışalım mı demiş meclis. Yani görelim görselini, şeyini, durumunu bir görelim. Yani yakışıyor mu, uygun mu, efendim aşırı mı? Görülmemiş. O da kaldı. Niye? Meclis bu işe karışmasınmış. Ne münasebet? Çanakkale Belediye Meclisi, Çanakkale vekillerin, insanların oylarıyla seçilmedi. Yani onlar bu işi tartışamaz mı? Mecliste tek başına tartışmayacaktır. Elbette ki bir mimarlar odasıyla, şehir ilerciler odasıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla tartışacaktır. Yani sonuç itibariyle bu süreci bu şekilde. Hani nasıl diyoruz 12 metrekare teker şarap alanını işte projelerden halka katılımcı bir şey yapalım. O da bir şey. Ya özel bir eğitim olmuş olması. Çünkü kıyıda bir yapıya karar veriyor. Kıyıda. Çok önemli. Aslında kıyıda 100 metreye kadar hiçbir şey yapamaması lazım. Değil mi? Yasalar var. Hatta 50 metreye kadar. Ama tamam biz bunu orada bir alanın, kentin girişindeki bir alanın, Çanakkale halkının da yararlanabileceği noktada bir plan yapılmasına karşı çıkmayız. Ama ne olacağını bilmeliyiz. Ben değil, Çanakkale halkı bilmeli. Ona göre karar verdim. Bazen arsalar vardır. Şurada arsan olsa hiç kimse sormaz. Gelirsin, alırsın, yaparsın bir mimari. Yukarıdan ruhsat alıp gidersin. Yaparsın da kimse bir şey demez. Ama bazı alanlar vardır. Herkesin ortak malı gibidir orası. Çünkü herkesin hem estetik bakımdan hem kullanım açısından hem İşte görsel açıdan Çanakkale halkının da bu konuda bir iradesi olması gerekiyor. Mal benim deyip her şeyi yapamazsın. Bazı alanlar böyledir. Bakın Bursa'da göreviniz vardır. Gidenlerinize dikkat edin. Eski çarşının ortasına TOKİ bir blok konut yaptı. Yani insanın şu derece gidiyor. İnsanlar içinde olmadan deprem olsa da o bina yıkılsın demesi gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda burada karşı karşıya kalırsak bu bizim ayırımız. Onun için ben mal sahipleri gelsin, ne istiyorlar? Duyalım, dinleyelim. Onlara olamayacağını söyleyelim. Kime isterler, seversen. Ben o konuda efendim millete gireyim, şunmuş bu beni ilgilendirmez. Kim olursa olsun, önemli değil. Mühim olan burada sağlıklı bir yapılan var. Ben benim bir sorum var. Buyurun. 2015 Çanakkale gündeminde herhalde kısa bir süre daha gündeminde kalacak. Ondan sonra unutulup gidecek. Kurumlar çeşitli projeler yaptı. İşte Ticaret ve Sanayi Odası Game of Thrones diye bir parkur yaptı. Ve şu an Superdesi yapıyor. Sizin de evet. Şu an biliyorsunuz projeyi. İşte üniversite bilmiyorum kitap kampanyası gibi bir şey başlattı. Valilik işte kendi bünyesinde bütçesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çanakkale Belediyesi'nin bildiğimiz ya da bilmediğimiz 2015'le alakalı bir projesi var mıydı ya da sadece diğer yapılan projelere destek mi oldu? Arkadaşlar onunla ilgili çeşitli kültürel aktivitelerle ilgili çalışmaları var, görüşüyorlar. Tabii bizim en büyük sıkıntımız şu, burada hep beraber ortak bir anlayışla bir şey yapamadık. Hep gecikti. Önce ajans kurulacak dendi, olmadı. Sonra tarihi alan başkanlığı dendi, başkan yok, başkan vekili ona karar verildi çünkü altında yazıyor ki 100. yıl etkinliklerini yapar diye.
Vadilayet bir tane 2015 merkezi diye bir şey kurdu, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bunlar tatmin edici işler değil. Benim de bütçem benim. Ya benim ne yapabileceklerim belli. Halbuki bunu bir ortak programla, ortak projelerle uzun yıllara sahip bir şeyler planlayabilseydik bence çok iyi olurdu. Ama bundan sonra olur mu? Umarım olur. Ama bizim yapacaklarımız bellidir. Yani arkadaşlar çalışıyorlar, temaslar kuruyorlar. Onlar zamanı gelince şey yaparız, söyleriz. Hatta bu süreki biliyorsunuz BNL'i bile 2014 BNL'i de yine o savaşlara yönelik yaptık. Ama bütün bunlar müferit, kültürel işler. Ama köklü bir şey, yani 2100. yılın da yapıldığı diyeceğimiz, 100. yılı anımsatıyor diyeceğimiz herhangi bir şey yaptık, evet. Anafart komiteyi yıkımında daha güvenli şekilde yıkım yapılması için firma tarafından yeni bir makine bekleniyormuş. Makine şehir dışından gelecekmiş. Bana gelen bilgi de bu. Seninki de doğru olabilir ama bize de aktarılan bu. Peki, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sizlere iyi mesajlar diyeyim. Darp edilmeden şiddete vuramadan inşallah sağlıklı günleriniz olsun. Katıldığınız için teşekkür ederim.